Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Ali İmran suresindeyiz. 106. ayet kelimeye geldik. Allah Azze ve Celle önce وَعْتَصِمُوا bihablillahi اللّٰهِ ve la تَفَرَّقُوا Müminlere, Müslümanlara toptan Allah Teala'nın ipine sarılın. Kur'an-ı Hakim'le amel edin. Kur'an-ı Hakim'sin, dosturunuz olsun. Hayatınızın her şubesini Kur'an-ı Hakim tayin etsin. وَالْتَكُمْ minkum ayet kelimesiyle ise eğer siz ümmet olarak, millet İslam olarak Allah Teala'nın ipi Kur'an-ı Kerim'e sarılırsanız o zaman sizi bırakmayacaklar. Size içerden dışarıdan saldıracaklar. O yapıyı koruyabilme adına, Kur'an'a hakimle olan birlikteliğinizi muhafaza edebilme adına sürekli devrede olması gereken, nöbette olması gereken alimleriniz, arifleriniz olacak. Onlar marufu emresinler, onlar münker'e dur desinler. Ancak bu şekilde bu yapıyı korurlar. Efendim bütün Müslümanlar kuran Hakim'le amel ediyorlar, biz vazifemizi ifa ettik diyerek kenara çekilirseniz bir anda o yapıyı kaybedersiniz. Bir anda o bütünlüğü kaybedersiniz. Nasıl ki askeri karargahı nöbetçiler 24 saat beklerler, alimler, arifler, anneler, babalar, onlar da sürekli İslam evini, İslam cemiyetini, İslam ailesini iyi emrederek, kötüye dur diyerek bekleyecekler, muhafaza edecekler. يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ 106. ayet kelime ise bize şunu söylüyor. İnsanlar ikiye ayrılacaklar. Bir Allah Teala'nın ipine sarılanlar, Kur'an-ı Kerim'le amel edenler, bir de Kur'an'a ihanet edenler. Kur'an-ı Kerim'e yüz sırtını dönenler. Bu adamlar olacaklar. kuran Hakim'le amel edenler mahşerde yüzleri ağracak, bembeyaz olacak. Kur'an-ı Hakim'e sırtını çevirenler ise onların yüzleri simsiyah olacak. Kararacak yüzleri. Yani öyle bir güne gidiyorsunuz, o güne hazırlık yapın. Allah azze ve jel ölümden hayata kim Allah'a kul ve l-hayâte li ybluwa kum ayyukum Allah azze ve jel ölümden hayata da kim Allah'a kul olacak kim güzel ameller işleyecek Ellezî halakal al vel hayâte li eyyukum kum ayyukum ahsanu amala kimde güzel ameller kimde cihad kimde namaz kimde iffet var bunlar ortaya çıksın bunun için bu imtihan var. Bunun için ey insanlar, Allah Teala'nın kulları, dünyada oluşunuzun gayesi budur. Amacı budur, bu hedeften kopmayın. Eğer koparsanız mahşerde yüzünüz kararır simsiyah olur. Hadiseye şöyle bakmak lazım. İki tane çiftçi var. Biri çalışıyor baharda, sürekli bahçesinde. Sabah gidiyor, çapalıyor, kazıyor, dikiyor, su veriyor, ilaçlıyor, bakım yapıyor. Bütün bunlarla meşgul oluyor. Öteki de yatıyor, gidiyor, seyrediyor veya kafelerde, eğlencede. Hasat zamanı geldiği zaman biri hasat yapacak, biri seyredecek. Biri seyre mahkum olacak. Ya da iki esnaf düşünün. Biri sabah gidiyor, mağazayı açıyor. Gelenle gidenle meşgul oluyor. Neler eksik, neleri yenilemesi gerekiyor, hangi ürünleri alması gerekir. Bunlarla meşgul olan bir esnaf var. Diğeri de yatıyor, diğeri de dükkanını onda açıyor, on birde açıyor, ikindi vakti kapatıyor, oyun oynamaya, eğlenmeye gidiyor. Bu adamla diğerinin yıl sonu hesapları aynı olmayacak. Bütün bunların ötesinde iki talebi düşünün. Biri mutala ediyor. Bir ders okuyor. Ama beş tane kitaptan o dersi hazırlıyor. Yani fıkıh okuyor. Önünde bir kitap var. Sözlüğü açıp kelimeleri yazmakla iktifa etmiyor. Eğer hidaye okuyorsa inayeye bakıyor, inayeye bakıyor, nasbur bakıyor, fetul kadire bakıyor, kifayeye bakıyor. Hem onlara bakıyor, hem kavaide bakıyor, usule bakıyor. O meseleleri oradan hatırlamaya çalışıyor. Bu şekilde ders hazırlayan bir talebeyle yatan, uyuyan, hoca ders anlatırken esneyen, dönem sonunda aynı olmayacak. Fakültede bir derse gidiyor, not tutuyor, hocayı dinliyor, diğeri kafelerde, eğlence merkezlerinde, Yıl sonunda birine karne verecekler ya da notlar ilan edilecek. Biri sevinecek, biri kaldığını görecek. Tekrara diyecek, falan der, filan der. Onlar tekrara kaldı bunu görecek. Allah Teala dünyadasınız. İmtihan için buradasınız. Burada eğer sizler kulluk vazifenizi ifa etmezseniz, yerine getirmezseniz Maşere geleceksiniz, orada ağlayacaksınız. Orada diyeceksiniz ki, neden ben böyle bir hayata mahkum oldum? Öyle bir hayata mahkum olmamak için وَاَتَصِمُوا بِحَبِلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine cemiyen ve tasimu bi hablillah cemiyen ve la ey müminler müslümanlar toptan Allah'ın ipine sarılın yapışın Ey alimler sizler marufu emredin. Birlerinin hatırına Allah'ın emirlerini, onun buyruklarını sakın ha gizlemeyin, saklamayın. Bunu nasıl bir şuurla yapın? Yevme tebyadzu vucuhu ve tesveddu Bir günü unutmayın. Kıyamet şuurunu unutmayın. Nedir o? O bilinçten mahrum olmayın. Öyle yüzler var ki onlar ağracak. Öyle yüzler var ki onlar simsiyah olacak. Müslüman işinde, Müslüman evinde, Müslüman okulunda bu bilinçten bir an bile uzak olmayacak. Allah Teala'nın huzuruna geliyor, melekler onu getiriyor. O an soruyorlar ona, ne yaptın dünyada? Önüne koyuyorlar. İmam Kurtubi Rahmetullahi Aleyh diyor ki, Yevme tevyadu vucuhu ve tesveddu Adam kabrinden kalkarken biliyor. Kabir alemindeki azaptan. Cehennem onu bekliyor. Yüzü simsiyah. Veya müminse oradaki Allah Teala'nın ihsanına, nailiyetinden cennete ulaşacağını biliyor. Birinde tebessüm, birinde surur, birinde hüzün var. Ya da Cenab-ı Hak, ikra kitabek. Hadi oku bakalım kitabı. Bakıyor. Ayıplar, kusurlar, yalanlar, hırsızlıklar, rüşvetler. Bütün hepsi o amel defterinin içinde. O zaman yüz yere düşüyor. O zaman kararıyor. Ya da mizanda ameller tartılıyor. Bakıyor ki Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar radıyallahu anhum. Onların ameli mizanlarını doldurmuş. Ama bu o amelle cennete gidemeyecek fark etti o zaman yüz kararıyor ya da vamtazul yevme eyyuhel mucrimun ey mücrimler ey fasıklar kafirler siz Kur'an'la hakime göre bir hayat yaşayan müminlerden ayrılın dendiğinde o zaman adamın yüzü kararacak kardeşlerim ayet kelime bize sen ne tarafta duruyorsun Yüzü ağracak adamların yanında mısın? Yoksa kararacak adamların yanında mısın? Kıyamet günü o sahneye ağaran yüzlerden Ömer gelecek radıyallahu an. Halife olduğu zaman etrafındakilere Ey yuhennas İn ra'aytum fiyye i'vicacen fel men yara minkum fiyye i'vicacen fel insanlar dedi Ömer radıyallahu anh sizden kim bende bir evlilik görürse onu düzelsin ben halife oldum Ebu Bekir radıyallahu anh yerinde buradayım sizin bütün işlerinizle alakadar olacağım eyyühen men yara minkum fiyye i'vicacen fel ben de hata, ben de yanlış görürseniz, ben mazlumun hakkını alır, zalime verirsem, o zaman bana müdahale eder misiniz? O zaman o yanlışımı düzeltir misiniz? Sahabeden birisi ayağa kalktı. Ömer dedi, seni kılıcımızla düzeltiriz. Ömer radıyallahu anh. Ömer'in idare ettiği cemaatin içerisinde, Ömer yanlış yapınca, Ömer zulme kayarsa eğer, kılıcıyla düzeltecek insanlar var. Sana hamdolsun ya Rabbi. Yani bir devlet adamı, bir vali, bir yönetici, bir yerde eğer şerata muhalif bir ameli varsa, Kur'an hakime muhalif bir duruşu varsa, orada alimler, orada arifler ayağa kalkacaklar. Diyecekler ki, olmaz, ey adam diyecekler. Hasan diyecekler, Hüseyin diyecekler. Sen, seni de, beni de yoktan var eden Allah Azze ve Celle'nin kitabına bu halinle muhalefet ediyorsun diyecekler. Müslüman yöneticiler, ne zaman ki bu adamları gördüler, o zaman hamd edecekler, o zaman şükür edecekler, Diyecekler ki, Ya Rabbi, beni dinleyenler, beni takip edenler, ya da benim yönettiğim insanlar arasında sesimi yükselttiğim zaman her durumda beni alkışlayan adamlar yok. Benim karşımda, muhataplarım arasında, yanlış yaptığımda, Kur'an'a muhalif bir adım attığımda olmaz diyen kılıcını kaldırıp Ömer seni bu kılıçla sırat-ı mustakime çekeriz diyen Müminler var sana hamd olsun Allah'ım. Yevme tebyazdı O gün yüzler ağracak. Onlar gelecek. O günü düşünün. Adı Ömer. Ama ameliyle batılı adamlara benzeyenler değil. Adıyla da Ömer, ruhuyla da Ömer, ameliyle de Ömer olanlar o gün yüzleri ağracak. Kardeşlerim İmam Kurtubi naklediyor Rahimullah. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh devlet başkanı olunca Hazreti Ömer'in torunu Salime, Salim bin Abdillah ona mektup yazıyor. Diyor ki Ömer radıyallahu anh nasıl bir devlet adamıydı? Onun da anne tarafından dedesi oluyor. Nasıl biriydi? Onun hususiyetlerini, onun özelliklerini bana yazar mısın? yazıp bana gönderir misin? Allah Azze ve huzuruna çıkacak. Eğer ben Ömer gibi bir devlet adamı olamadıysam, eğer benim tasarrufum, idarem, yönetimim, firavunlara benzediyse, o zaman yüzüm kararacak. Ey müminler, Müslümanlar, Ömer bin Abdülaziz diyor ki, bana o gün için bugün yardım eder misiniz? Yani devlet adamının etrafındakiler ona yardım edecekler. Nasıl yardım edecekler? Bak diyecekler ya. Şu hüküm var ya. Bununla Allah'la savaşıyorsun. Şu kanun maddesi var ya. Bu şerif şerife aykırı. Yapma bunu. Allah Teala'nın gazabı gelirse o zaman iktisaden, o zaman ruhen, o zaman fikren, o zaman hayatın bütün noktalarında bir çöküş yaşarız. يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ ''Yüzler ağracak.'' ''Gelecek insanlar, öyle babalar gelecek ki, vazifelerini ifa etmişler, çocukların nafakalarını temin ediyorlar, bir fail-i gidiyor, ölüyor. Garip gureba diye, avukatı yok, hakkını savunan yok, çocuklarına neler bıraktıysa, onlara çökmüşler, almışlar, geride yetim yavrular bıraktı.'' Onlar bir hayat mücadelesi veriyor. Dünya mahkemelerinde o yavrular hakları müdafaa edemediler. Alamadılar mahşer. İnsanlar kabirden kalkıyorlar. Geliyorlar. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ O baba ağlamıştı. Bir fail meçhule kurban gitmiş. Geride ağlayan çocukları var. Yetim yavrular. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Allah Azze ve Celle'nin sorgulamasında, yargılamasında gizli tek bir nokta kalmaz. Rabbim huzuruna alacak. Gel bakalım diyecek. Sana şu haksızlığı yaptılar. Şimdi senin çocukların, geride yetim bıraktığın yavrular var ya, onların yüzleri beyazlanacak. Onlar ak bir halde, Allah Teala'nın huzuruna gelecekler. Ya da öyle kadınlar var ki köylerdeler zor şartlarda yaşıyorlar. Birkaç tane altın yapmış. Birkaç tane öyle bir kadından bahsettiler. Yaşlı sandığın içinde saklıyor. Evine geliyor, biri giriyor. Kadını öldürüyor. Altınları alıp gidiyor. Bu kadın hukukunu Burada müdafaa eden yok. Hakkını savunan yok. Katili bulamadılar. Ama Allah Teala görüneni de görünmeyeni de biliyor. Dünyada ağlayan mı o kadın? Yevme tebyazlı vucuhun. Yüzlerin, imanlı yüzlerin ağardığı gün ak bir halde Allah Teala'nın huzuruna gelecek. Rabbim bize وَعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللّٰهِ bu ayetten sonra ey müminler, Müslümanlar nerede duruyorsunuz? Amelleriniz, duruşunuz, hakikatiniz itibariyle yüzünüz güler mi mahşerde? Yüzünüz ak mı olur? Yoksa yaptıklarınız ortaya dökülünce baş öne düşer, kaldıramazsınız. Eyvah edersiniz. Şurada kapalı bir mekanda bir zulüm yapmıştın. Bir çocuğa, bir kadına, bir mazluma, bir aklını kaybedene ya da bir fakirin malına elini uzatmıştın, rüşvet almıştın. Görmediler, göremediler. Gücün vardı, kuvvetin var, emrinde adamlar var, kararları değiştiriyordun. Ama şimdi hakimler hakimi, Allah Azze ve Celle'nin huzurundasın, yüzün yassim siyah olacak ya ben beyaz olacak. Sahabe i kiram radıyallahu anhum. O gün yüzleri ak olsun diye neleri varsa Allah yolunda ortaya koydular. Habib bin Zeyd radıyallahu an efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Müseylimetül Kezzaba gönderdi. Yalancı peygamber. Önce Resulullah Aleyhisselam'a iman etti. Sonra inkar etti etrafındakilerini topladı. Ben de peygamberim dedi. Resulullah Aleyhisselam'a mektup gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, dünyanın yarısı senin, yarısı benim olsun. Bu halde bu dünyayı bölüşelim, paylaşalım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mülk Allah'ın, o mülkünü dilediğine verir, dilediğini varis kılar. Biz müdahil olamayız dedi ona Habib bin Zeyd'i gönderdi bir arkadaşıyla. Git ona min Muhammedin Resulillahi ila Musaylimetil Kezzab. Muhammed Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'dan Müseylimetül Kezzab'a diye al bu mektubu götür dedi. Gitti Habib bin Zeyd arkadaşıyla Müseylime'nin otağına çıkarıldı. Sordu ona, Dedi ki, ''Muhammed kimdir? Ona dair ne söylersin?'' ''Eşhedü ennehu abdullahi ve Resulü ''Şahadet edelim ki o Allah'ın kuludur, resuludur.'' ''Peki bana dair ne söylersin?'' ''Duymuyorum.'' dedi. ''Sağırım.'' dedi. Bir daha sordu Habib bin Zeyde. ''Yine bütün varlığımla şehadet edelim ki... ...Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... Allah'ın Resulü. Peki ya ben kimim? Duymuyorum dedi Habib bin Zeyd radıyallahu anh. O zaman Müseylim'e emretti. Bunun organlarını kesin dedi, parçalayın. Cellat vuruyor bir eline, el düşüyor. Soruyor yine, söyle bakalım Muhammed hakkında ne diyorsun? Eşhedü ennehu abdullahi ve rasuluh. Şehadet ediyorum ki o Allah'ın kulu, onun Resulüdür. Peki ben diyor, duymuyorum. Bu defa sol kola vuruyor. Yine soruyor, yine aynı cevabı veriyor. Müseylim'e soruyor, Habib bin Zeyd imanıyla coşuyor. Coştukça organlar kopuyor. Öyle oluyor ki yanında kesilen organlarını topluyorlar. Ayaklar kesilince yere düşüyor, sadece gövdesi kalıyor, organları başına kadar ulaşıyor. En son darbeyi, Eşhedü ennehu abdullahi ve rasuluhu. Şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah ennehu abdullahi ve Allah'ın kuludur, resulüdür. Bunu söylüyor. Bu halde Habib bin Zeyd ruhunu Allah azze ve celle'ye teslim ediyor. Kardeşlerim öyle bir iman, öyle bir aşk, öyle bir muhabbet ki her kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti söylediğinde Habib bin Zeyd bir organını kaybediyor. Yani tırnağını kesmiyorlar, saçını kesmiyorlar, sakalını tıraş etmiyorlar. Ya Rab bu nasıl bir iman ki, bu nasıl bir aşk, organlar kesiliyor.'' Ama her biri kesildiğinde onun ağzından yerleri gökleri titredecek şekilde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Muhammed aleyhisselam Allah'ın kuludur, rasulüdür bunu söylüyor. Bu duyuluyor Habib bin Zeyd'den mahşer günü. يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ Müseylimetül kezzab gelecek. Yüzü simsiyah. Habib bin Zeyd kaybetti zannediyoruz değil mi? Genç yaşta şehit oldu. Genç yaşta parçalandı. Ruhsatla amel etseydi o zaman yine kurtulurdu. Ama böyle kahraman olmazdı. Olamazdı. Bugün Habib bin Zeyd'den bu kürsüde bahsedilir olmayacaktı. Habib bin Zeyd eyvallah deseydi Müseylimetül Kezzaba. Ölüm var, ikrah var. Lisanımla ben bunun risaletini, yalanını ikrar etsem Allah Azze ve Celle bundan dolayı bana ceza vermez diyebilirdi Habib bin Zeyd. Şimdi bir tarafta Habib bin Zeyd var. Canını ortaya koyuyor paramparça yapıyorlar. O halde mahşere gelecek öte tarafta Kur'an-ı Hakime muhatap olmakta zorlanan, Allah Teala'nın ayetlerini duyunca daralan, o mecliste yüreği parçalanan böyle adamlar Kur'an-ı Hakime gel, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine gel dediğin zaman "Yüreğim daralıyor." diyen adam top sahasına koşan, eğlence merkezine koşan ama sohbet meclisinde, Kur'an meclisinde, tefsir meclisinde elindeki telefona mahkum olan, oradaki oyuna mahkum olan o delikanlı da gelecek. Yavu metebiyatlı vucuhun ve tesvaddu Dünya yeri kardeşlerim oynama yeri değil, oyun oynaş yeri değil bu dünya. Tabi telefonla yazı yazan, videoyu çeken değil de oynayanla gelecek. Onunla hakkı neşredenle gelecek. İkisi de gelecek. Yevme tebyadhu vucuhun ve tesveddu vucuh. Neredeyiz biz? Nasıl bir hayatı yaşıyoruz? Bu ayet kelime bize bana diyor ki ey İhsan sen bu ayeti düşün. ve Allah Teala'nın huzuruna nasıl geleceksin? kürsüye çıktığın zaman konuşurken mahza Allah Teala'nın rızasını esas alarak konuşabiliyor musun? Yoksa eğiyorsun, büküyorsun, falan darılmasın, filan gücenmesin. Eğer böyle ayet-i kerimelerin üzerini örtüyorsan mahşere gelirken yüzün simsiyah olacak. Varsa buna cesaretin işte buyur. Simatip'teyken bir tane hocamız vardı bir ağabeydi. Bir camide vaaz ederdi. İmam, imam oldu sonra. Yani aramızda bir 10-15 yaş kadar vardır. Sonra aradan yıllar geçti. İlahiyat Fakültesi'ne girdi. Aynı dönemde okuldan mezun oldu. Haseki'ye beraber girdik. Beraber mezun oldu. Sonra Diyanet'te farklı vazifeleri oldu. İşte müftü oldu şapka kanuna muhalefetten bir ceza almıştı 84 senesinde imamken. Şimdi bu vaaz ederken camide hacı amcalar o zamanlar 85-86 derlerdi ki ona o anlatırdı. Baktın ki bu ayet bizim partiye çatıyor. O zaman onu geçeceksin. O ayetten anlatmayacaksın. Geçeceksin o ayet. Bu nasıl Müslümanlık ya? Senin partinle Allah Teala'nın buyruğu. İkisi farklı olunca bir Müslüman benim partimin politikasını reddeden bir ayeti okuma hocaya diyorsa o Müslüman imanını sorgulayacak. Allah Azze ve Celle'ye olan teslimiyetini sorgulayacak. يَوْمَ تَبْيَضُوا ve وَتَسْوَدُوا وُجُوهٌ Hepiniz geleceksiniz. O gün ak koyun, kara koyun birbirinden ayrılacak. O gün müminle kafir, o gün mücrimle Müslüman, onlar birbirinden tefrik edilecek. Yani birisi geliyor, Allah yolunda nerede vazife var, oradan uzaklaşmış, oradan firar etmiş, hep nerede rahat var, orada olmuş, nerede istirahat eder, nerede keyif yapar, nerede iyi yemekler, Nerede iyi tatiller? Hep bununla meşgul olan bir adam var. Biri de Allah yolunda, kan ter içinde cihad etmiş. وَقَاتِلُوا fi سَب۪يلِ Ayetine uymuş. İkisi de mahşere geliyor. Yani düşünün biz de gidiyoruz Allah Teala'nın huzuruna ama Abdullah bin Cahş da geliyor. O da giderken Sad bin Ebi Vakkas da onlar dua etmişlerdi. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Ya Rabbi bana düşmanın çetin olanlarını çıkar. Onlarla vuruşayım, kazanayım. Büyük bir zafer İslam'ın olsun. Abdullah bin Cahş da ellerini kaldırıyor. Sağ da diyor ki ben senin duana amin dedim. Şimdi sen benim duama amin de. Dua ediyor. Ya Rabbi bana düşmanın çetin olanlarını çıkar. Onlara karşı peygamberi koruyayım aleyhisselam. Kur'an-ı Hakimi müdafaa edeyim. Medine-i Münevvere'yi muhafaza edeyim. Bu yolda, bu uğurda elimi kaybedeyim. Kollarımı kaybedeyim. Burnumu, organlarımı parçalasınlar. O halde mahşerde huzuruna geleyim. Sor bana. Abdullah de. Nerede burnun Abdullah? Hani ya ellerin Nerede ayakların diye sor. Ben de diyeyim ki onlar Uhud'a geldiler. Yeryüzünde Allahu Ekber diyecek. Bir Müslüman bırakmayacaklar. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafı dağılınca o zaman koştum. Ellerimi parçaladılar. Ayaklarımı parçaladılar. Fike ve fi Rasulik. Senin yolunda, Hazreti Muhammed'in uğrunda ellerimi verdim, ayaklarımı verdim. Bu halde huzuruna geldim ya Rabbi. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesvaddu Cennet kolay değil azizim. Yatakta Allah Teala bize cenneti vermiyor. Nasıl çalışmayan talebeye diploma vermiyorlarsa, şimdiki eğitim sistemini kastetmiyorum. Gerçek manada. Bir eğitim sisteminde Yatan talebeye diploma vermezler. Uyuyana diploma vermezler. Allah Azze ve Celle huzura geleceksen Abdullah'ı unutma. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı unutma. Mus'ab bin Umeyr'i unutma. Ey Müslüman genç Hazreti Hanzala'yı unutma. Unutma bunları. Habib bin Zeyd'i unutma. Ey belediye başkanı, bakan, devlet başkanı, Ömer radıyallahu an efendimizi, Osmanları, Alileri, sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Onlar unutmayın. Onlarla huzura geldiğinizde, onlarla huzura çıktığımızda ya Rabbi şu ameller de bizim, bu ameller Hazreti Ömer'in. Şunlar Musab bin Umeyr'in. Bunlar da benim amellerim değil. Musab bin Umeyr radıyallahu anh onun amelleri yanında Allah Teala'ya gösterebileceğimiz onun amaline yakın amellerimiz var mıdır kardeşim? İslam'ın kızları, Zeynep'lerin, Fatıma'ların, Hatice'lerin radıyallahu anhunne amelleri yanında Allah Teala'ya o en zor günde gösterebileceğimiz ameller var mıdır? Yevme tebyazdu vucuhun ve tesveddu vucuh. Yüzler ağracak, yüzler kararacak. Mimar Sinan gelecek, diyecek ki, Ya Rabbi, ben aklımı, ruhumu, aşkımı sanatıma verdim. İslamiyetin güzelliğini taşa işledim. İşte şu ulu mabetler, şu minareler. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ sen Kur'an'ınla buyurdun ki senin şanını yücelttik ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de onun namı yücelerden yücelere gitsin diye o yüce minareleri yaptım. O muhteşem kubbeleri yaptım. Sinan olarak huzuruna imandan, namazdan, cihattan sonra bunları getirdim. Hüdavendigar gelecek. 65 yaşında karşımda. Yedi devlet var. Onlar diyorlardı ki Müslümanları önce Rumeli'den sonra Anadolu'dan çıkaracak. Biz Kudüs'e sonra Medine'ye kadar gidecek. Yeryüzünde tek bir Müslüman, tek bir tane La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bırakmayacağız. Bununla bunu bu akılla gelmişlerdi. Onların karşısında askeri evlatlarım, Oğullarımla beraber çıktım. O meydanda şehit düştüm. Ben de şehadetimi getirdim Allah'ım. Yavuzlar, atın üzerinden inmeden cihad edenler, fatihler, Allah yolunda durdurla, durdurulamayınca zehirlenenler, o büyük kahramanlar, onlar da gelecekler. Diyecekler ki, biz Allah'ım, son nefesimize kadar yoluna cihad ettik. Peki kardeşim şu sokaklar, bu caddeler, bu ekranlara mahkum olan biz müminler imana ameli salihe göre yüzlerin ağrı karardığı gün Allah Teala'ya neyi takdim edebiliriz? Neye güveniyoruz mesela? Hangi amelimize güveniyoruz? Ben de bu amelleri getirdim sana takdim ediyorum Allah'ım diyebilir miyiz? Kardeşlerim, وَتَسْوَدُّ doğucu Yüzler simsiyah olacak. Kafirin yüzü, münafığın yüzü, Allah düşmanının yüzü. Peygamber aleyhisselamla aynı asırda yaşayan, o dönemde kız çocuğundan utanan, وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُعِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Kız çocukların diri diri toprağa gömen o adamlar gelecek. Onlara sorulacak. Ve izel mev'udetu su ile gömülen kız çocuğuna sorulacak. Neydi günahı? Bi eyyi zembin kutile. Neden beş yaşında bu yavru kuyuya atıldı? Neden çöllere gömüldü bu kız çocukları? Onların sahibi Allah Azze ve Celle sorulun, sorunca o babaların yavrularını kuyulara atan, babaların yüzleri kızaracak. Kardeşlerim, bugün kızını yarı çıplak bir halde sokaklara çıkaran, ekranlara çıkaran, ey babalar, Allah Teala'nın huzuruna geleceksiniz. O gün evladınız sizden davacı olacak. Ya Rab diyecek, bu babam var ya, Kur'an'a düşman, Peygamber Aleyhisselam'a düşman, bu Kur'an'la buluşmama, Peygamber Aleyhisselam'la buluşmama mani olan babamdan davacıyım ya Rab dediği zaman o babanın yüzü kızaracak. Öyle adamlar var ki alıyorlar kız çocuklarını, tuzağa düşürüyorlar. Ondan sonra onların hayatlarını karartıyorlar. Devletin ilgili birimleri ya delil karartıyorlar. Üzerlerine gidemiyorlar. Korkuyorlar. Ürkenler var. O kadınların hesabını soramayanlar var. Ama vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah azze ve celle her şeye kadir. Ey iffet düşmanları, ahlak düşmanları, namus düşmanları, Rabbim huzuruna geleceksiniz. Dünyada yaptıklarınızın mutlaka hesabını vereceksiniz. Uyuşturucu tacirleri, devletin ilgili birimleri, Onları fark edemiyor, göremiyor, tespit edemiyor. Şimdi bu adamlar Allah Teala'nın meleklerinden kaçabilirler mi? Hiramen katibinden, onların radarından kendilerini gizleyebilirler mi? Elbette hayır. Kaç ananın yüreğini yaktılar? Kaç ananın evladını aldılar o mücrimler? Mutlaka Allah Teala'nın huzuruna gelecekler. Simsiyah bir yüzle gelecekler. Filistin'i, Gazze'yi kan gölüne çeviren zalimler. Firavunlar, Doğu Türkistan'da soykırım yapanlar. Suriye'de, Halep'te kadınları dul, çocukları babasız bırakanlar. Mutlaka Allah'a, Resulüne, insanla düşman olan bu adamlar, huzura gelecekler. Rabbim onlara hadi o hayatın hesabını verin diyecek. Bize de müminler, Müslümanlar o şuurdan kopmayın. Huzura geldiğiniz zaman hadi oku bakalım hayat hikayeni. Neler okur, neler söylersin. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ O yüzleri kararanlara gelince Onlara şöyle denecek. E kafar butum ba'de İmandan sonra inkar mı ettin? O kadar delil vardı. Her yerde Allah Azze ve Celle sizi imana davet ediyor. Başını kaldırdığın zaman alem, kainat seni Allah Azze ve Celle'ye teslimiyeti çağırıyordu. Kul araytum in kul araytum. İn cealallahu aleykumul leyle sarmeden ila yevmil kıyameti men ilahun gayrullahi yetikum bi diya. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki söyle bakalım haber verin. İn cealallahu aleykumul leyle sarmeden ila yevmil kıyame. Allah Teala kıyamete kadar dünyayı geceye mahkum etseydi Men ilahum gayrullah yetikum bi diya. Kim güneşi getirebilir? Sabahı Allah'tan başka kim getirir? Bakmadın mı şu dünyaya? Aleme bakmadın mı? Mutlaka bunu yaratan ve yöneten bir Allah olur görmedin mi? Kul araytum in ja'alallahu aleykumun nahara Sermeden ila yawmil kıyameh Men ilahun gayrullah yetikum bi leylin teskunun fi Eğer baksaydınız şu aleme o alemde Allah azze ve celle ebediyen gündüze hükmeseydi o zaman ondan başka istirahat etmeniz için geceyi kim getirebilir kimin gücü buna yeter yetmezdi اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Allah Azze ve Celle çekirdekten اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى O çekirdeği, o taneyi yarıyor. Ölüden diriyi çıkarıyor. Tohumu atıyorsun toprağa, ondan dev bir ağacı çıkarıyor. Baksaydın aleme, baksaydın dünyaya. Ne görecektim? Ya Rab diyecektim. Bir vasıta kendiliğinden gitmez de, bütün bu çekirdekler, bahar gelince yarar toprağa, buğdaydan buğday, erikten erik, arpadan arpa çıkar, hiçbiri şaşırmaz, hiçbirin hedefinden şaşmaz. Bütün bunları yöneten, sevk eden bir güç var, o sensin Allah'ım. Müslüman bakınca ve fi kulli şeyin lehu ayetun. Tedullu ala ennehu vahidu. Alemde baktığı her noktada görür ki her şeyde bir ayet var, her şeyde bir alamet var. O bütün alametler Allah Azze ve Celle bir diyor, eşi benzeri yok diyor. Bunu görecektin ey Müslüman. Neden görmedin? Aleme bakınca bunu görecektin. Sonra kainata bakınca idrak edecektin. Alacaktın Kur'an-ı Hakimi, bir alimin ders halkasına oturacak, tefsirine muhatap olacaktın. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehunne. Ey kadın, senin eksiğin var, kusurun var. Ey adam, senin de hatan, eksiğin, kusurun var. Ey kadın, sen bu adamın eksiğini tamamlar. Ey adam, sen de o kadının noksanını giderirsin. Birbiriniz aile olunca tamam olursunuz. Kur'an-ı Hakim'de bu ayete muhatap olunca müminler en mutlu, en mesut aile yapılarını kurdular. Baktılar Kur'an-ı Hakim'e. Peygamberlerin kıssalarını dinlediler. En güzel öğütler, en güzel mevizeler, en güzel imanla alakalı meseleler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Rabbim mahşer günü Kur'an gibi bir kitabı gördükten sonra neden huzuruma imansız geldiniz? Neden bu Kur'an'la bir hayat kurmadınız? Neden Kur'an'ın hakimiyeti için mücadele etmediniz bu halde huzura geldiniz, verin hesabını diyecek. Ekefarutum ba'di imanikum. İmandan sonra, yani mutlaka iman ettikten sonra değil. Eğer öyle alırsak, o zaman mana münafıklarla alakalı olur. Ya da mürtedle alakalı olur. Fakat daha umum mana şu. Ekefarutum ba'di imanikum. Sizi imana götüren hem afakta hem enfüste namütenahi delillere rağmen nasıl Allah Teala'nın huzuruna inansız geldiniz? Fezûkul azâbe bimâ kuntum tekfurun. Bu inkarınız sebebiyle ahiretin azabını tadın. Yani bu azabı hak ettiniz siz. Neden? Bu kadar delil Allah var bir diyordu ama siz aldırmadınız. Kur'an-ı Kerim okudunuz. Hakikat burada, huzur burada ama reddettiniz. Ve emmellezine biyaddat ucuhuhum fe fi rahmetillah. Yüzleri ak olanlara, ağaranlara, onlara gelince onlar Allah Teala'nın rahmetinde olacaklar. Onlar cennetle şereflenecekler. Hum fiha halidun. Orada ebedi kalacaklar. Kardeşlerim İbn Abbas rahmetullahi aleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahumma allimhu tevilel Kur'an Ya Rabbi ona Kur'an-ı Hakim'in tefsirini öğret dediği büyük sahabi. Allah Resulü aleyhisselam amcasının oğlu çocuktu. Efendimiz aleyhisselamı çocukken gördü. Ama aldı peygamber aleyhisselamdan alacağını. Kur'an-ı öyle vakıf olduk ki bütün dinsizlere tek mecliste cevap verecek bir muhtevaya, bir müttesebata sahipti. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Kur'an'la bir hayat yaşadı, ayrıldı dünyadan, Taif'te gözlerini kaybetmişti. Allah Teala sevdiği kullarına dünyada çileler verir. Kiminin kulağını alır, kiminin gözünü alır. Onlar sabreder, ecirleri makamları yükselir Allah Azze ve Celle'nin huzurunda. Kalp gözü görsün diye bütünüyle Cenab-ı Hak dünya gözlerini aldı. Diyorlar ki onu defnettik, kabre koyuyoruz. Kabrin her tarafından görmediğimiz varlıklar. Kur'an-ı Hakim'in şu ayetlerini okuyorlar. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti ya eyyetuhen nefsul mutmainne Allah Azze ve Celle ey ömrünü Kur'an'a hakime adayan Abdullah Kur'an'la bir hayatı yaşayan Abdullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden ayrılmayan Abdullah Şimdi geldin. Allah Teala'nın huzurundasın. Huzura geliyorsun. Fecr suresinin 27 ve sonrasındaki ayetler. Ya <laughs> eyyetuhen nefsul mutmainne. Kur'an'a göre bir hayat yaşayan Abdullah. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Rabbine dön. İrce'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Sen Rabbinden, Rabbin senden razı. Nasıl razı? Amelinden razı. Getirdiklerinden razı. Ona gidiyorsun ama arkada Kur'an'la yaşanmış bir hayat getiriyorsun. Cihadı getiriyorsun. İffeti getiriyorsun. Ahlak davasını getiriyorsun. Ve razı oluyorsun. Allah sana cennetini veriyor. Fedukuli fi ibadi. Hani özlüyordun. Diyordun ki ya Rab şu canı alsan da peygamber aleyhisselamsız bu dünyada yaşanmıyor. Görsem peygamberi. Öyle diyordu Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Taun hastalığı elinde. Zuhur ettiği zaman minbere çıktı. Ey insanlar dedi. Arabın en sevgili malı kızıl develer. Şu elimde gördüğünüz ölüm alameti var ya bana kızıl develerden daha sevgili çünkü bu bana Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ulaşmana saatler var diyor. Ayrılacaksın en sevgiliyle buluşacaksın. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e varacaksın ve duhuli cenneti gir cennetime. Kardeşlerim bu dünyadan ayrılırken böyle bir karşılama Bizim için de olsun istiyorsak o zaman yüzümüz ağarsın diye bir derdimiz varsa Allah'a göre bir kul olacağız. İnsanlara göre değil, Rabbime göre, O'nun kitabına göre bir hayat yaşayacağız. İşte Abdullah bin Abbas o sahabe diyor ki bu yevme tebyadhu vucuhun kimdir bu yüzü ağaranlar? Onlar diyor ehli sünnettir. Peki yüzü kararanlar kimdir? Onlar da ehli bidattır. Yani o manaya baktığınız zaman siyak bak daha doğru gidiyor. E kefarutum ba'de imanikum. Allah Teala ehli bidata neden ehli sünneti İslam'ın yolunu bıraktınız? Neden imandan sonra küfre girdin? Ben söylemiyorum. Abdullah bin Abbas söylüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın talebi söylüyor. Burada yüzü ağaranlar mahşerde ehli sünnet olanlar olacak. Ehli sünnet deyince bir mezhep anlamıyorduk. Hep buranın altını çiziyoruz. Bir fırkayı anlamıyoruz. Ehli sünnet Mutezile'nin, Cebriye'nin, Kadiriye'nin karşılığı değil. Ne demek ehli sünnet? İslam'ın kendisi. Ma ana alayhi ve ashabi. Efendimiz Aleyhisselam ben ve ashabım yol dedi. Resulullah Aleyhisselam varsa sünnet, sahabe varsa cemaat, Efendimiz yoksa bid'at, sahabe yoksa tefrika. İşte sahabenin olmadığı yol ehl dalalettir. <laughs> ehli dalalettir. Hum fiha halidun. El sünnet olanlar, akidesi sağlam olanlar, onlar cennette ebedi kalacaklar. Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hak. Bunlar Allah Teala'nın ayetleridir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Ya da ayatullahi bedel alırsak Allah Teala'nın ayetleri nedir? Netluha <laughs> aleyk. Onları sana okuyoruz bil hak, hakla. Değişmez ölçüyle sana onları okuyoruz. Diyeceksiniz ki hocam, öncesiyle ne alakası var? Allah Teala ağıran yüzlerden, kararan yüzlerden bahsetti. Şimdi diyorsunuz ki burada Rabbim Kur'an hakim ayetlerinden bahsediyor. Öncesiyle münasebeti nedir? Şöyle bir birkaç saniye düşün. Nedir münasebeti? Sorsam size. Tilke <teki> ayatullahi netuluha aleyke bilhâk. hak. Münasebet münasebe şu. Öğretmen karneyi dağıtıyor. Üç kişi gülüyor, otuz kişi ağlıyor. Diyorsunuz ki bir öğretmen neden bu üç öğrenci güler, otuz öğrenci ağlar? Sen zalim misin diye aklına geliyor. Soruyorsun, öğretmen diyor ki ben bunlara altı ay fizik anlattım. Bu üç öğrenci dinledi, bunlar derse gelmediler. Bunlar oyuna gittiler, Bunlar kafelerdeydiler. Sadece beni bu üç öğrenci dinlemeye geldi. Öğretmen bunu söyleyince peki diyorsun. Sen adil bir muallimsin. Bu adamların yüzleri karardı. Bunlar cehenneme sevk ediliyorlar. Neden böyle ya Rab diye aklınıza geliyor. Allah Azze ve Celle. Tilke ayatullahi netuluha aleyke bilhav. İşte bu Allah'ın ayetleri. Onları insanların anlayacağı şekilde değişmez hak ve hakikat ölçüsüyle sana okuyoruz. Okuduk onları ya Muhammed. Ama dinlemediler. Ebu Cehil'in yoluna girdiler. Ebu Leheb gibi Kur'an'la savaştılar. Şimdi geldiler mahşerde ağlıyorlar. Ya Rab bir daha dünyaya dönsek diyorlar. وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ Allah Teala alemlere Allah Teala kullarına zulmetmeyi murad etmez. E peki bu adamlar niye cehenneme gidiyor? O adamlara Kur'an'ın ayetleri sabah okundu, akşam okundu, öğle de okundu. Allah'ın yolu bu dendi. Ama bu adamlar ölene kadar inanmadılar Kur'an'a. Kur'ansız bir hayat istiyoruz dediler. Reddettiler Allah Azze ve Celle'nin yolunu. وَمَ اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعَالَم۪ينَ Allah zalim değildir. Allah Teala eğer bir kriz veriyorsa, eğer bir kıtlık varsa, yağmur yağmıyorsa, bilin ki Allah zalim değildir. Mutlaka kulların yaptığı bir zulüm var. Onun cezasını veriyor. وَلِلَّهِ <laughs> Ma'fi semavati ve ma fi'l ard ve ila'llahi turca'u'l umur. Yani Allah Teala zalim değil anladım da neden alemde bu kadar yanlışlar olur diye aklınıza geliyor. Rabbim bu suali def edebilme adına şu noktaya dikkatimizi çekiyor. Vallahi ma fis semavati ve ma fil ardu. Yerde olan, göklerde olan her şey Allah'ındır. Yer ve göklerden, yaratılışından, yönetiminden bahsedilince orada değişmez kurallar var, kanunlar var. Cenab-ı Hak onları işaret ediyor. Alemin değişmeyen kuralları, yeryüzünün değişmeyen kanunları, sabah doğması, sabahın gelişi, güneşin doğması, Güneşin batması değişir mi? Değişmez. Binlerce yıldır aynı devam ediyor. Güneşle dünya arasındaki münasebet değişir mi? Değişmez. Binlerce yıldır aynı devam ediyor. Yani Allah Teala'nın kainata koyduğu kanunlar değişmez. O kanunlarda eksik yok, kusur yok, noksan yok. Görüyor musun kainatta bir zulüm? Yıldızlarda bir zulüm. Dengesizlik görüyor musun? Güneşte bir dengesizlik var mı? Yaklaşsa dünyaya biraz yakar her şeyi. Uzaklaşsa donarsınız. Hiçbir enerji, hiçbir klima sizi koruyamaz. Yanaşır. Ve lillahi ma fissemavati ve ma fil Yerler ve gökler. Müslüman yere bakacak, göklere bakacak. Orada Allah Teala'nın nizamını görecek. O nizamda kusur yok. O nizamda eksiklik yok. Peki bu nizamda eksiklik olur mu? Bu nizamla dünyayı yönetirseniz orada zulüm olur mu? Olmaz işte. Ve ilallahi furucaul umur. Bütün meseleler, bütün davalar Allah Teala'ya döndürülecek. Dünyada ezilenler, mahkemede hak ve hukukunu savunamayanlar, müdafaa edemeyenler, bütün onların kayıtları, dosyaları yeniden açılacak. Allah Teala zalimi de, mazlumu da, ezeni de, ezleni de, rüşvet alanı da, vereni de bu sistemi kuranı da yetimin malına elini uzatanı da getirecek. Yetime evini, yerini, yurdunu açanı da getirecek. Cenab-ı Hak mahşer günü yüzü ağıracak müminler kadrosuna bizleri ilhak eylesin kardeşlerim. O şuurla yaşamayı Rabbim bizlere lütfeylesin. 110. ayete geldik. 106 ile 100, 106'dan başladık. 109. ayeti de tefsir etmeye çalıştık. İnşallah 110, 11, 12. ve devamındaki ayet-i kerimeleri Allah Teala ömür takdir ederse önümüzdeki derste tefsir etme gayreti içinde olacağız. Yahudi ile mücadeleyi anlatıyor Cenab-ı Hak. Nasıl bir mücadele olur Yahudi ile onu anlatıyor. Yarın kardeşlerim İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde programımız var. İnşallah biz de orada olacağız. Buradan takip eden kardeşlerimle alakalı söyleyeyim. 14.30'da aileyle alakalı, aileyi tehdit eden sorunlarla alakalı bir program var. İzleyen kardeşlerimizle davet ediyoruz. Cenab-ı Hak söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimle daha sonra sizler üzerine tesiri halk eylesin. Kur'an-ı Kerim'le derse gelirseniz böyle kenarla notlar düşerseniz yarın o Kur'an-ı Kerim'le de hatim yaparsanız pek istifade edersiniz Allah'ınız. O hatmederken Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime anlamazsınız ama şu ayetin kalın çizgilerle manası şudur diye zihninizde bir inkişaf hali olur. Kur'an-ı Hakim okumaktan üst derecede bir zevk alırsınız inşallah. Estağfirullah ve tuğbu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.